Kurulan düzenin dışında, şehirden uzakta, kendi tabiriyle gerçek hayatın kollarında bir dağ ve doğa tutkunu. Gökhan Şafak, kış mevsiminin yalnızlığını doğal malzemelerle yarattığı tasarımlarını özgür evindeki özgür hayatını anlatıyor. Çıkmadan önce yapacağımız faaliyete göre hazırlıklar yapıyoruz. Yani bu bir teknik, bir iniş, bir tırmanış, bir mix tırmanışsa ya da buz tırmanışıysa ona göre ekipman alıyoruz, hazırlıyoruz. Ya da kamp faaliyeti yapacaksak ona göre bir ekipman hazırlığı yapıyoruz. Bazen sadece kafa dinlemeye gidiyorum. Onda da başka deri, ahşap malzemeler götürmeyi daha tercih ediyorum. Ona göre ekipmanlar taşıyorum. Her molada ahşap kayaklarımın altını bal mumuyla kaplıyorum. Çünkü şu an lodosun etkisiyle ve dün yağan yağmur karın kimyasını değiştirmiş durumda. Kar yürüyüşlerinde, özellikle kar faaliyetlerinde sıvı elektrolit dengesini iyi ayarlamak gerekiyor. O yüzden her molanızda sıvı tüketmeye dikkat edin. Ben de şimdi yazdan topladığımız dağ çaylarını Köroğlu Dağları'nın yamaçlarından kuzey yamaçlarının dört divan yamaçlarına doğru bakan kısımlarından topladığımız dağ çaylarını burada demleyeceğim. Sonra yoluma devam edeceğim. Asıl planım gölün üzerinden kayaklarla geçmekti. Önce bir test etmem gerekiyor. Bardağın içerisine demleyeceğim çünkü ateş yakmadığım için çaydanlık kullanmıyorum. Yüksek karlı bölgelere gideceğiz. O yüzden şu an ateş yakmayacağım. Termosumdaki sıcak suyla enerjimi toparlayıp yoluma devam etmeyi planlıyorum. Düşmemeliyim. Düşersem kırılır. Şu an bir göl yüzeyindeyim. Açıkçası planım gölü kayak takımlarıyla geçmekti. Bir test etmem gerekiyor. Geçebilecek miyim? Çünkü dün yağan yağmur ve bugünkü lodosla birlikte göl yüzeyinde derin çatlaklar mevcut. Bazı yerlerde çatlakların gölün tabanına kadar görebiliyorum. Önce bir test etmem gerekiyor. Eğer gidebilirsem gölü kayak takımlarıyla geçeceğim.
Burada eski bir hayvan izi var. Günler önce buradan bir tek sıra halinde kurt geçmiş olma ihtimali çok yüksek. Nizami bir iz ve yeterince büyük. Bugün yüksek karlı bölgeleri ahşap kayaklarımla geçmekteyim. Kayaklarımla seyahat halindeyken aklıma Sarıkamış harekatı geldi. Onlarda da bir tümende ahşap kayakları vardı ve aynı forma sahiplerdi. Yine Ocak ayıydı. Yaklaşık bundan 110 yıl önce. Teçhizatları yoktu. Kıyafetleri zayıf, ancak ahşap kayıkları vardı. Yakacak odunları olmadığı için bölgede en sonunda onlara emir geldi. Kayaklarınızı ve tüfek dipçiklerinizi yakın. Tarihimiz mucizevi mücadelelerle dolu. Ancak doğanın mücadelesi daha çetin ve daha ağır. Yanınızda donanımınız yoksa, ekipmanınız eksikse, İnanın mücadele edemezsiniz. Bolu gibi bir coğrafya bana yaşamın tamamını katıyor aslında. Yani hayal ettiğim bir ortamda birçok şeyi kombine olarak bir anda yapabiliyorum. Yani işten çıkmış oluyor olmam, nöbet çıkışı oluyor olmam çok önemli değil. Birçok feragat ettiğim şey var tabii. Hani doğada daha fazla zaman geçirebileyim diye. En çok feragat ettiğim uyku. Uykumdan feragat edip orada uyuyor olmak, orada kalkıyor olmam zaman kazandırıyor bana ve Bolu bu konuda birçok yere yakın. Gittiğim coğrafyalarda, gittiğim doğa yürüyüşlerinde, bisiklet faaliyetlerinde, şehirden ayrıldığım anda bir anda doğanın içerisinde olabiliyorum. Çok yakın. O yüzden bu büyük avantaj ve bana sürekli antrenmanlı olmamı sağlıyor. Bir yurt dışı ya da yurt içi dağ faaliyeti yapacağım zaman, avut olarak dağ tırmanışı yapacağım zaman burada Bolu'da antrenmanlı oraya gidiyor olmam çok hem güvenlik içerisinde hem de rahat bir şekilde faaliyeti tamamlamamı sağlıyor. Şimdi kar maceramız devam ediyor. Ahşap kayaklarımı yanıma aldım. Yalnız karın üzerine biraz yağmur yağdığı için şekerleme dediğimiz olay gerçekleşti. O yüzden daha fazla yoruyor insanı. Burada kamp yapmayı planlıyorum. Önce kayak takımlarım ayağımdayken kamp alanını düzleştireceğim. Ardından bir süre sonra çıkarıp kayak takımlarımı kürek olarak kullanacağım. Ve buraya küçük bir çadır atıp geceyi burada geçirmeyi planlıyorum. Önce biraz düzleyelim. Doğada şehirden sırt çantamıza taşıdığımız konforu doğada bulmak tabii göreceli bir durum. Yani ne kadar konforlu olacağı o size kalmış bir şey ve sizin ne kadar istediğinizle alakalı olan bir şey. Yani ne kadar çok isterseniz o kadar çok konforunuzdan da feragat ediyorsunuz ve orada yarattığınız bir ortam size çok konforlu gelmiş oluyor.
doğada yani kendi içine dönük bir yaşam var. Çünkü kendinizi sürekli eğitiyorsunuz, kendinizi besliyorsunuz ve bu kendinizden beslendiğiniz duyguları doğayla birlikte bütünleşik olarak kullanıyorsunuz. Böyle bir yaşam olduğu için sürekli bir keşfetme duygusu tabii oluyor. Ve bu keşfettiğimiz ortamda kendi konforumuzu buradan oraya taşıyoruz aslında. Bu nasıl bir duygu? Güzel bir duygu, keyifli bir duygu. Tabii sürekli sizi antrenmanlı tutan bir duygu. Modern yaşamın getirdiği hızlılıktan çok başka bir dinginlik var doğada. O yüzden bu hızlı yaşam daha da yavaşlıyor ve doğada daha da yavaşlıyor ve bu içinize dönük bir yaşam haline geliyor. Şimdi çadırımı kurdum sayılır. Etrafımı da kar etekleriyle kapatıyorum ki hem rüzgar alıp havalanmasın çadır. Çünkü tek tente bir çadır bu. İçerisine de yanında getirdiğim katlanır bir sobam var. Onu kurmayı planlıyorum. Hafif taşınabilir. 4,5-5 kilo ağırlığında muhtemel. Sırt çantamın içerisinde şimdi onu kuracağım. Hava giderek düşmeye başladı. Hem sobanın başında ısınıp, kurulanıp bir şeyler atıştıracağım. Bir an önce başlayalım. Soğuktan mukavemetini yitirmek üzere. Ayaklarını da açarsak gayet. Yalnız olmak kötüdür ya da iyidir diyemem ama bence keyifli bir şey. Çünkü kendi başınıza kaldığınız, kendi başınıza doğduğunuzu düşünürsek, kendi başımıza öleceğimizi düşünürsek, kendi başımıza doğada olmak çok da fazla gelmemeli insanlara. Bence doğrusu bu. Bir insan bir toplumda birey olarak kendi başına mutlu olabiliyorsa, becerili olabiliyorsa, sağlıklı olabiliyorsa o toplum sağlıklı olacaktır zaten. Eğer kampa çıkıyorsam bir amacım olmalı. Yani bir amaçsız bir kampa asla çıkmıyorum. Yani gideyim bir keyif yapayım diye bir kamp asla atmam. O dönemin mevsimine, hava şartlarına ya da olabilecek ihtimalde bulunabilecek durumlara göre hazırlanıyorum. Eğer doğada bir kampa gideceksen mevsimler belirliyor. Bazen aynı yere başka mevsimde gidiyorum. Çok farklı bir ortamla karşılaşıyorum. Halbuki aynı açıdan bakıyorum ama bana hissettikleri çok başka. O yüzden hissiyatıma göre bölge Bolu'da yaşadığım için çok geniş bir dağ coğrafyası. Yani uçsuz bucaksız hayallerin içerisinde bir yer. Mevsimlere göre değişir benim için. Yani kafamda kurgulamıyorum. Haftaya şuraya giderim demiyorum. O hafta geldiğinde ne hissediyorsam oraya gidiyorum. Şimdi çadırımı kurdum. Sobam da epey yol kat etti diyebilirim. Biraz yaş, odunlar kurumaya başladı. Bir yandan odun kurutuyorum, bir yandan kuruları yakmaya çalışıyorum. Geceyi bu şekilde geçireceğim. Şu an içerisi gerçekten ılık olmaya başladı. Yanımda tavamı getirdim, döküm tavam. Şimdi enerjim epey düştü.
basit. Yanımda yapabileceğim irmik var, şeker var. Başka yiyeceklerde de kullanabileceğim bu ürünlerin yanında tereyağı var. Kahvaltıda da kullanabilirim. Yani komplike ürünler olmalı. Tercih ettiğiniz şeyler pişirebilir olduğu sürece. Şimdi ısınan tavama biraz tereyağı koyacağım. Gerçekten hava çok soğuk. Evet. Bir parça daha almakta fayda var. Şehir şartlarında bu tarz yiyecekler sizi rahatsız edebilir. Ancak arazi şartlarında gerçekten inanın ihtiyacınız oluyor. Yüksek yağ oranlarına, yüksek şeker oranlarına. Çünkü kar insanın bütün kas sistemini tüketen bir dış etmen. O yüzden elinizdekilerin tamamını tüketebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Şimdi biraz da irmik boşaltayım. Evet, onlar da. Aynı ölçekte şekerimi de ısıttım. Neredeyse dökmek üzereydim. Isıttığım suya boşalttım ki şerbet olabilsin. Sıcak suyum da epey fokurdamaya başladı. Direkt eldivenlerimi giydim. Çünkü tutma yetimi kaybetmeye başladım. Ellerimiz üşüdükçe tutamayacağım için. Evet, gayet kıvamında oldu tatlımız. Şimdi bunu tavadan alacağım. Evet, parçalayayım ki daha hızlı soğuma olsun. Lodos karı eritip yağmur getirme niyetinde ki devir daim oluşsun. Şu an Ocak ayının başlarındayız. O yüzden kış devam edeceği için bir yağacak, bir eriyecek. Şimdi gece çökmeye başladı. Hem kayaklarım için altına sürebileceğim kayganlaştırmasını ve ahşap kayaklarımı koruması için kullandığım bal mumum var yanımda. Hem de onu geceye geçirirken aydınlatmak için kullanacağım. Yani bal mumundan mum yapacağım. Ancak bunu bu şekilde mum yapabilmek zor. Çünkü eriyip gidebilir. O yüzden ona bir ağaçtan çerçeve yapmayı düşünüyorum açıkçası. Yanımda bir söğüt dalı getirdim. Söğüt dalını küçük bir parça kesip dörde bölmeyi planlıyorum ki dörde böldüğümde devamını size anlatacağım nasıl yapacağımı. İçerisine doldurabileceğim bir mukavemet alanı bırakacağım. O yüzden önce bir testereyle dilimleyelim. Burada budak noktası var. Şuradan alayım. Tabii zemin yumuşak. Bunun bir avantajı var. Daha dikkatli bölmeme faydası olur. Diğer dezavantajı da tabii içeriye gömülmesine sebep olur. Evet. İstediğim de tam buydu. Kaçamadan, kırılamadan kendi çerçevesinde yarılmasıydı.
tekrar koyuyorum. Kar bu konuda bana iyi bir destekçi oldu açıkçası. Evet. Şimdi 4 tane parçam olmuş oldu. Bu 4 parçanın aynı şekilde aynı hizasından testereyle işaretleyeceğim. Yani şu ağacın üzerine koyalım. Çok derinleştirmiyorum ki. Şimdi tekrar aynı işlemi. Şimdi bu kanalı açtım. Çünkü sebep şu, üzerinden bıçakla aynı şekilde vurduğumda daha derinlere kaçamaması için buraya bir sınırlamaya getirdim. Aynı çizgileri diğer parçalarda da uygulayacağım ki içerisinde köşegen, dörtgen bir açıklık oluşsun. O açıklığın içerisine ağacı kapatıp birleştirdiğimde bir yuva oluşacak. Ve aynı oraya o bölgeye de bal mumunu eritip dökmeyi planlıyorum. Burası biraz kritik. Yine bu konuda kara gömülmesi benim için avantaj. Yarılamaması ağacımı korumaya yardımcı oluyor. Şimdi bu budak noktasını da çizgiye kadar indirdim. Aynı çizgiden diğer arkadaşlara da yapacağım. Önce işaretleyelim. Tam bütün kütük parçası hala aynı. Yalnız benim istediğim böyle bir açıklık oluşturmaktı. İçerisindeki parçaları, köşe bentlerini çıkardım bıçakla. Şimdi bu açıklığı sağlam bir şekilde tutabilmek adına ip parçası kullanacağım. Bunun için ağaç kökleri de kullanabilirsiniz. Birçok malzeme kullanılabilir. Buraya bir kement düğme attım hareketli. Hem gevşetebiliyorum, istediği kadar çemberi artırabiliyorum. Hem sıkıştırabiliyorum bir anda tek elimle. Şimdi buraya sıkıca. Bu tarz malzemeler doğada pratik oluyor. Özellikle böyle söğüt ağacı gibi bir ağaç kullanırsanız, yani suyla ya da sıvıyla hızlı bir şekilde hacim kazanan, bunu bardak olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu bal mumunu mum kalıbı olarak kullanacağım. Çerçevemiz hazır. Şimdi bal mumunu rendeleyelim biraz. Ki daha hızlı bir şekilde erisin. Geceye geçirebileceğim küçük bir mumum da hazır oldu. Şimdi muhtemelen yağmur kara döndü tekrar. Biraz daha odun toplayacağım ve çadırımı kapatıp içeride dinlenmeye koyulacağım.